maalesef bugün çok üzgün, gergin ve kızgın hissediyoruz. Tüm vatan milleti farkında olan, tarihin farkında olan bütün vatandaşların çok kızgın olduklarını düşünüyorum. Çünkü ben gerçekten karıncayı bile, Yaradan'ın yarattığı börtü böceği bile incitmezken, nefes almamıza Yaradan'ımın bize gönderdiği kurtarıcıyı benimseyememek, sevememek. Senin ülken işgal altındaydı, biliyor musun? Ülkende yiyecek ekmek yoktu. Biliyor musun? Mısır'ın sömeğini un yapıp yedi benim milletim. Ha? Sen tarihini bilmezsin. Ondan sonra da kulaktan dolma bilgilerle ahkam kesemezsin. Yani söyleyecek bir cümle bulamıyorum. Ne varsa cehalette var arkadaşlar. Eğitim, eğitim, eğitim de diyoruz ama okumak, bir ailede ana baba okuyorsa çocuk okur. Ana baba okuyorsa, araştırıyorsa çocuklar da okur, araştırır. Maalesef yozlaşmış teknoloji var elimizin altında. Ama teknolojiyi onun bunun karısını kızını tavlamakla harcıyoruz, öyle değil mi? Ha, tanımadığım sayfa dostlarım mesela. Ya günaydın, iyi akşamlar. Ben 5000 kişiye hangi birine günaydın, iyi akşamlar diyeceğim? Hadi söyleyin. Dolayısıyla kendilerini eğitmek yerine birisiyle muhabbet etmeyi daha çok seven benim milletim. Ya bu vatan evlatlarını kundakta bırakıp savaşa giden anaların vatanı. Bunun kıymetini bilmiyorsanız ve atamın yanında olanlar. O zaman da böyle kargaşa vardı. O zaman da bu kargaşa vardı. Ve ne oldu Vahdettin? İdam fermanına rağmen benim atam kaçmadı. Benim atam korkmadı. İnadına bu vatanı kazanmak için savaştı. Anasını bile göremedi. Anasını bile göremedi. Anasına bile hasret giden bir başkomandan Mustafa Kemal'e. Minnet borçlusunuz. Tümden millet borçluyuz. Bütün dünya devletleri hayranken sen canını kurtaran bir adama.